Kocaman alkışlar Şeyma Nur Hanım'a. Bundan sonrası ya Emine Hanım ya Şeyma Nur Hanım. Neler yaşandı? Güzel yarıştı bence hepsi. Bazıları talihsizlikler oldu ama. Belli basiret bağlanmaları oldu. Belli talihsizlikler oldu. Mesela Ceylan Hanım'ınki tamamen talihsizlik, bir el sürüşmesi. Orada bir harf alsaydı şu anda bambaşka bir hesap yapıyorduk. Aynı şekilde yarışmasını bitirdi, dünyaya küstü. Alfabe görmek istemiyorum der gibi arka tarafa oturdular. Değil mi? Sonrasında ben bu yarışmaya gitmeyeceğim dedi. Arka tarafta bütün sorulara cevap verdi. Hakikaten öyle. Yalan mı? Değil. 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 Vallahi öyle. Melda Hanım, aramızda en tecrübeli olan, çok da güzel başladı. En güzel başlangıcı yaptı. Sonrasında takılıverdik. Siz deliksiz. Öyle yapmayın. Verimsiz mi? Deliksiz. Deliksizde takıldılar. Evet. Verimsiz bir yarışma oldu ya. Verimsiz. Sizin de öyle şeyler yaşamayalım. Umarım. 10 ne onu? 9 tane harf alabiliriz. 9'unu birden alırsak 1 saniyecik arttıracağız. Demek ki 5 soruya hiç harf almadan cevap versek sonrasında rahat iş. Hadi başlasın. Daha çok hayvanlar için kullanılan kaba bir uyarı sözü. Hoşt. Belli bir hayvan için evet. Köpek için. Bu? Kışt. Kuşlara filan. Bir de böyle yük hayvanı filan. Durdurmak için. Höst. Höst. Hepsinden daha kaba. Yakışmadı size. Ama ne yapalım, sormuş bulunduk işte. Bir de şuna bakın nasıl bir şeymiş. İskelelerde halatların bağlandığı iri demir. Biliyordum ama. Harf alayım bir tane. İskele bir şeyi. Baba. Babası. Gayet güzel. Çok kolay soru. Vallahi çok kolay soru. 5 harfli bir cevap. Buyurun gelsin. Uluslararası birimler sistemince uzunluğun temel birimi nedir efendim? Santim. Santim değildir. Çıkın metre. Sana. Metredir. 500 var. Zaten onun ismi santimetre. Tabii. Uçtu gitti. Kafaya takmayalım. Şu gelen ne? Yine mi 5 harfli? Evet. Samimi ve yakın ilişki kurulan, sevilen, sayılan kişi. Dost değil. Arkadaş. O da sığmaz. Ne kaldı geriye? Sevilen, sayılan. Harf alayım bir tane. Buyurun. Ahbap. Ahbap. 400 puandan. Kısacık bir soru. İlk 6 harfli cevabın sorusu geliyor. Gösterişli düğün. Fiyakalı düğün. Ah bak böyle daha güzel oldu. Fiyakalı düğün. Düğün. Hı hı. Fiyaka. Harf alayım bir tane. Yapmayın yahu. Bildiğiniz düğün. Ama daha böyle bir estetik, daha böyle bir fiyakalı. Bağcık bağlama gibi bir şey geliyor aklıma ama. Eğer ki fiyakalı bağlıyorsanız tamam. Ne oluyor o fiyakayla bağlanınca? Harf alayım bir tane. Yapmayın. Daha. Aldık bir tane daha. Gelmedi aklıma. Hani bir de böyle kenarına bıçağı takıp fırıt. Kurdele. Kurdele. Kurdeleyi ne yaparlar? Kurdeleyi böyle ne yaparlar? Böyle. Makarnası var makarna. Fiyonk. Fiyonk. 2000 puandayız. Aman dikkatli olalım. 6 harfli cevapları daha bitiremedik. Şöyle bir soru var elimizde efendim. Tarihteki zalim bir kralın günümüzde yüzü gülmeyen asık suratlı anlamında kullanılan adı. Kralın ismi günümüz Türkçesinde yüzü gülmeyen asık suratlı anlamında kullanılıyor. Suratsız diye isim geliyor. Suratsız diye kral mı var tarihte? Yok. Tarih bilgim çok yok. Kötü ya. Şöyle düşün ya. Ne Richard adam? Öyle düşünün. Ha, zengin. Fakir. Tarihteki zalim bir kral. Harf peygamberleri olayım. Ateşe atan bir kral yani. Öyle zalim. Günümüzde de... Firavun. Firavun değil. Firavun değil. Bir harf daha aldım. Alayım. Oldu ya. Alayım. Aldık bir harf daha. Firavun zaten 7 harfli. Yüzü gülmeyen. Bilemedim. Dağı var. Nemrut. Hayır. Ama böyle olmasın. Makarnası var, dağı evet. var. Tamam mı? Elimizde 3 tane harf alma hakkı kaldı. 2 dakika 8 saniyemiz var. Süremiz güzel maşallah. Şimdi bir yorum sorusu. Yani karşı çıkan da çıkmaz zannediyorum. Bir bakalım nasıl bir soruymuş.
zamana, doğaya ve yer çekimine karşı mücadele veren cerrahi türüdür. Zamana, doğaya ve yer çekimine karşı mücadele veriyor. Cerrahinin bir dalı. Alalım bir harf. Harf alayım. Aldık bir harf. Cerrahinin bir dalı. Yani zaman geçtikçe insan... Estetik. Estetik! Gayet güzel. 3000 oldu kasa, 1 dakika 38 saniye var. 7 harfli cevapları bitirdik. Çok daha kolay sorular kaldı elimde. Mesela şu, sesi tanımlayan söz. Şöyle sorulmuş efendim. Kabarcıklar çıkararak kaynayan sıvıların sesini tanımlayan söz. Fokur. Fokurdamak. Fokurdama. Fokurdama. Fokurdama güzel de eki değiştirelim. Fokur. Da. Fokur. Mesela gürül deme. Gürültü. Ha, fokurtu. Fokurtu. 700 puanla. Ha gayret. Ha gayret. İki tane harf alabilirsiniz halen. Hadi gelsin. Nasıl bir soru önümüzdeki? Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, o kişiyi azarlamak. Bu anlamlara gelen bir kelimedir. Başka anlamları da vardır. Bir anlamı da budur. Kızmak. Bana biraz... Çıkışmak. Nedir? Çıkışmak. Çok güzel oldu bu iş. Burada harf almadınız ya. Çok rahat edeceksiniz. Buyurun buyurun buyurun. Çok daha kolay bir soru. Harf almadan cevaplanacak bir soru. Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla yarımada çevrili, kara parçasına yarımada deniyor. Ha gayret. 9 harflidir, tek kelimedir, batı kökenlidir. Şöyle sorulmuştur. Süremiz de güzel. Küçük değişikliklerle barınak olarak da kullanılabilen metalden yapılmış büyük yük kasası. Neydi onun barınak ismi? Harf alayım bir tane. Küçük değişiklikler yapılarak barınak olarak kullanılabiliyor. Ama aslında bu bir büyük tür yük kasası. Nokta nokta ev deniyor zaten ona da. Konteyner. Konteyner. 800 puan. Tamam. Bir harf alabiliriz. O harfi alırsak 9 saniye arttıracağız. Kaç soru kaldı? Son soru. 3. Hadi gelsin. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Son 9 harfli cevap. Kredi işlemlerinde para sahibinin üretimden aldığı pay ölçüsü. 2 kelime. Biliyorum aslında bunu. Emlakçılar da alıyor bunu değil mi? O mu? Daha geniş düşünelim burada. Yani birisi gidip kredi alıyor. O verilen paranın asıl sahibinin aldığı pay ölçüsü. Harf alayım. Aldık bir harf, durduralım. Eyvah, 9 saniye kaldı zaten. Şöyle bakalım faiz mı? Faiz. Evet, güzel. İki kelime. Faiz oranı. Faiz oranı 800 şu anda. Olsun mu? Olsun. Oldu. Daha önce oldu bu. Bir saniye bile geçirmeden 3 soruya cevap veren yarışmacı çıktı. Elledik yarışmacıya, biyonik mi acaba diye. Yok, normal insan. Vallahi normal insan. Yaparsınız. Dur bir deneyelim. En azından tamam, bir deneyelim. El butonun üzerinde. Tamam. Beni de beklemiyorsunuz. Soru çıktığı anda basmanız lazım. Tamam. Hadi deneyelim. Ah. Ya, yavaş bastım. Bir alkış verebilir miyiz kendisine? Efendim diyor ki, afet gibi olağanüstü bir durum sırasında çalışmaları yürütmek için bir araya gelen kurul. İki kelime. Acil. Bir araya geliyorlar. Deprem oluyor, şu bu oluyor. Bir araya geliyorlar. Yönetim kurulu. Nokta nokta oluşturalım diyorlar hani. Yani neler yapacağız? Bir oturalım, konuşalım. Nereye oturalım? Masaya oturalım. Kriz masası o masası. Geçmiş olsun. Sizi de müsaade ederseniz listeye ekliyorum. Hangi evet, liste? İkinciye geleceklere ekleneyim ben. Aa, öyle değil. Hevesi kursağında kalanlar listesi. Tamam. Buyurun efendim, yeni sorunuz. Aynı zamanda son sorunuz. Hani demiştim ya, fokurtu gibi. Dur. Genellikle sıcak bir içeceği sinir bozucu sesler küpürdetmek çıkararak... Küpürdetmek. Küpürdetme.
Bugün bir türlü talihsizlikler oldu aslında bakarsanız. Evet. Siz de payınıza düşeni aldınız efendim. Ama bence mutsuz olunacak bir sonuç değil bu, ne dersiniz? Mutluyum, ben eğlenmek için gelmiştim zaten. Eğlendiniz mi? Eğlendim, çok eğlendim. Hah, lazım olan da buydu zaten. Teşekkür ederim. Anneciğiniz de ne zaman isterse gelsin. Çünkü hakikaten ortaya koyduğunuz performansın devamını merak ettik. Teşekkür ederim. Kocaman alkışlar.